için, egemen sömürgeci güçler için kardeşlik diyoruz. Ama kendi aramızdaki sorunları nedense kardeşçe oturup, ya bunlar bizim milli sorunlarımızdır, nasıl çözebiliriz? Yani aramızdaki bütün çelişkilere rağmen bir milli duruşumuz olsun. Mesela Rojava, hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti 2014'ten sonra. Muazzam bir şeydi. Yani bunu biz Kuzey Kürdistan'da devrim beklerdik. Olmadı, ne kadar geriye düştük, ne kadar fırsatlar kaçırdık. Ama bakıyoruz Güneybatı Kürdistan demek çok daha örgütlüydü. Fırsatlar ayaklarına geldi, değerlendirdiler. Bugün ellerinde de facto bir durum var. Uluslararası düzlemde resmi olarak kabul görmese bile. Ama isterlerse bunu ileriye taşıyabilirler. Sorun şu, yani düşmanın aramıza çizmiş olduğu bu sınırları Güneybatı ile Güney Kürdistan'ın kaldırması gerekirken neredeyse birbirlerine karşı son derece sert tavır ve davranışlar içerisine giriyor. Bu da bizde hala milli şuurun ne kadar geri kaldığını, yani aydınlanma, tam da aydınlanma budur işte, ulusalcılık, devletleşmek. Yani bir milletin devleti yoksa hiçbir şey yok demektir. Buyurun, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten çok üzüyor insanı, yani her Kürt'ü üzüyordur eminim. Veyahut da niçin Kürtler devreye girmiyor? Yani Kürt aydınları hem Rojava'ya sözü geçecek, hem Güney Kürdistan'a, hem Kuzey'e bir sorun olduğu zaman, yani bütün partiler üstü şöyle bir sınıf, bir güç, entelektüel bir kafa, bir akıl. Ey, milli şuur buradadır. Sen KDP, YNK, PKK, bilmem kim, böyle hareket etmek zorundasınız deyip yaptırabilecek bu bilgi, bilinç, milli şuur nerede, ne zaman devreye girecek? Var mı? Yani bu işte Kürt derin aklıyla mümkün. Bu Kürt derin aklının artık kendisini bir şekilde tecelli ettirmesi gerekiyor. Tıpkı 800 yıl önce Selahaddin Eyyubi'nin tahta geçmesinde olduğu gibi ortaya çıkması gerekiyor. Selahaddin tahta geçeceği dönemde biliyorsunuz Kürtlerle Türklerin bir rekabeti var. Aynı zamanda Kürtlerin kendi içerisinde rekabeti var. Selahaddin Eyyubi Kutbeddin Khusro gibi büyük bir komutanla rekabet etmek zorunda kalıyor. Ama o tarihi virajda Kürtlerin aklı devreye giriyor ve Kutbeddin Khusro'ya diyor ki sen ve Selahaddin aynı kavimdensiniz, o da Kürttür. Egemenliğin Türklere geçmesine izin vermeyeceksiniz. Bu şekilde onu ikna ediyor ve Kürtler milattan sonraki en büyük imparatorluklarını kuruyorlar. Eyyubi İmparatorluğunu kuruyorlar ve Kürtler kurmuş olduğu bu imparatorlukta da gerçekten dünyaya örnek olacak bir fiiliyat, bir pratikle dünyayı, insanlığı taşlandırmış oluyorlar. Çünkü adalet var, düşmanlık yok, dostluk var, dini fanatizm yok, sömürgecilik zihniyeti yok Eyyubi devletinde. Dolayısıyla Kürtlerin bugün de bu bilinci bir şekilde tecelli ettirmeleri gerekiyor. Bunu tecelli ettirecek olan da Kürt aydınlarıdır. Kürt aydınlarının bu noktada bir sorumluluk alması gerekiyor. Yani kendilerini arka planda görme, kendilerini siyasilerin, politikacıların arkasında görme yaklaşımından bir an evvel kurtulmaları gerekiyor. Biliyorsunuz aydınlanma düşüncesi birebir cesaretle de ilişkili bir kavramdır. Siz cesur değilseniz aydın da olamazsınız zaten. Sizin cesaretle her konuyu sorgulayıp cesaretle doğruları söyleyebilmeniz gerekiyor. Doğruları hatırlatabilmeniz gerekiyor. Kürt aydını işte bu rolünü oynayabilirse Kürt siyasi aktörlerini de bana göre daha fazla etkileyebilme olanağına kavuşacak. Ve buna kavuştuğu zaman ben eminim ki Kürt siyasi aktörleri, Kürt siyasi hareketleri bahsettiğimiz bu arzi durumlardan bir şekilde kurtulmak zorunda kalacaklar. Bir şekilde oradan uzaklaşmak zorunda kendilerini hissedecekler. Çünkü Kürt toplumu, Kürt ulusu, Kürt aydınının sesine kulak verecektir. Geçmişte vermiştir, bundan sonra da verecektir. Aklın yolu birdir diyoruz ya, yani toplum çok da öyle öngörüsüz, affedersiniz aptal bir yığından ibaret değil. Toplumun da birçok durumu öngörme, okuma yetisi gelişkindir aslında. Evet. Ama birinin bunu dile getirmesi lazım. Birinin buna sözcü olması lazım. Birinin buna dil olması lazım. Yani toplum bilebilir ama bunu dile dökemez. Birinin bunu dile dökmesi gerekiyor. Ya yanlış yoldayız arkadaş. Ya birinin bunu ifade etmesi lazım. Kral çıplak demesi lazım mesela. Bunu da yalın, herhangi bir siyasi çıkar gözetmeyen bir bilinç yapabilir. Tıpkı o hikayedeki kral çıplak sözünü bir çocuğun söylemesi gibi. Yani aydın bir yerde de böyle bir kimliğe, böyle bir kişiliğe tekabül ediyor. Toplumun vicdanına tekabül ediyor. Toplumun aklına, mantığına, merakına,
toplumun cesaret duygusuna tekabül ediyor ve bunu dile getirmesi gerekiyor. Böyle olmaz demesi gerekiyor. Bundan daha büyük bedelleri, bundan daha büyük yıkımları Kürtlere bugünden göstermesi gerekiyor ki toplum buna göre refleksler geliştirebilsin, gösterebilsin. Ama Kürt aydını bu rolünü tam olarak oynamıyor diyebiliriz. Bunun da türlü tabii sebepleri var, tartışmamız lazım. İşte bu tür programlar biraz buna vesile oluyor. Kürtlerin öteden beri en aksayan yanı şudur. Yani bu bizim adeta tıkalı damarlarımızdan biridir. Bu bizim kronik bir hastalığımızdır. Biz yabancıya karşı çok nezaketliyiz. Yabancıya karşı çok özveriliyiz. Yabancıya karşı çok cömertiz. Ama birbirimizden olana karşı çok acımasızız. Özümüzden olana karşı çok acımasızız. Yani yabancının sıradan bir okumuşunu bile kendi filozoflarımıza, kendi allamelerimize, kendi bilginlerimize rahatlıkla tercih edebiliyoruz. Bu bizim toplumsal, bu bizim tarihi anlamda öteden beri süre gelen bir tıkalı damarımız. Bu damarı açmamız gerekiyor. Bu soruna bir son vermemiz gerekiyor. Ahmed-i Hani de bunu söylüyor. Hindici şecaate gayurun, bekveci minnete nefurun. Yani Kürtler o kadar özgüvenleri yüksek bir ulus ki gerçekten bizler birey anlamında da topluluk olarak da özgüvenli bir ulusuz. Bu biraz bizim köklü oluşumuzdan ve otokton olmamızdan sanırım kaynaklanıyor. Çünkü kendi coğrafyasından kopan uluslar bir yerde zaafa düşerler ve birbirlerini kollama ihtiyacı hissederler. Yani sürü psikolojisiyle varlıklarını korumaya çalışırlar. Ama biz Kürtler binlerce yıldır kendi coğrafyamızda sırtımızı kendi dedelerimizden, atalarımızdan kalan topraklara, dağlara dayamış ve o özgüvenle yaşamaya alışmış bir toplumuz. Bunun işte bazı dezavantajları var. Yani bu bir taraf, bir yönüyle avantajlı bir durum ama bazı yönleriyle de dezavantajlı bir durum. Türkler neden devlet olmayı başarıyorlar? Çünkü yurtsuzlar. Ya yok olacaklar ya bir yurt bulacaklar. Bak. Dikkat ederseniz Türklerin en temel korkusu bugün bile, yani işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bilmem kaç tane Türk devletinden falan bahsediyorlar ama sürekli bir yurtsuzluk, sürekli bir yok olma korkusuyla yaşıyorlar. Kabus görüyorlar. Sürekli çünkü kabus. Çünkü kökleri yok. Yok, evet. Ama ayakları altında basacakları toprakları yok. Başkalarının topraklarına konmuşlar. Aynen öyle. Yani diyor ya, evini mezarlığa yapan kabus görür. Bunların da o misal. Sürekli kabus görüyorlar. Ama bu kabus onların bir arada kalmasına da yol açıyor aynı zamanda. Yani birbirini tutmasına, birbirine omuz vermesine, birbirine kanlı bıçaklı düşman olmasına rağmen yeri gelince aynı safta durabilmesine de yol açıyor, zemin oluşturuyor. Biz Kürtlerde bu bilincin gelişmesi gerekiyor. Biz eğer bu bilince sahip olmazsak, kendi özümüzden olanı sevmeyi, onu öncelemeyi bir bilince dönüştürmezsek bizim artık kendi evimizde bir varlığımızdan filan da bahsedilmeyecek. Belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra, belki 200 yıl sonra. Biz bizden sonrakilere neden böyle bir trajediyi miras bırakalım? Bizden öncekiler ulusların kendi kaderini tayin ettiği bir çağda bizim kendi kaderimizi tayin edebilecek bir iradeye sahip olmamızı bir şekilde sağlayamadılar. Yetersiz kaldılar veya düşünemediler. Peki bizim bu duruma düşmemize yol açtılar. Peki biz neden bizden sonrakilerin bizden çok daha vahim sonuçlarla karşılaşmalarına, çok daha beter durumlara düşmelerine yol açalım? Bu öngörüsüzlüklerimizle, bu birbirimizle olan çekişmelerimizle. Birbirimize muhtacız, birbirimize dayanmaktan başka çaremiz yok. Bakın şunu da görmemiz gerekiyor son bir söz olarak konuyu bağlama anlamında. Ahmed-i Hani'nin yaşadığı dönemde onlarca Kürt mirliği var. Kürdistan otonom egemenlikler şeklinde yönetiliyor. Bakın. O dönemde Kürdistan tamamen Arap egemenliğinde değil. Kürdistan'da Arapça eğitim yapılmıyor. Kürdistan Türk egemenliğinde değil. Kürdistan'da egemen dil Türkçe değil. Kürt mirlikleri var. Otonom Kürt egemenlikleri var. Kürt prensipleri var. Ama Ahmed-i Hani başka bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bu diyor yetmez. Bizim birlik olmamız lazım diyor. Yani Bazit Mirliği, Bitlis Mirliği, Botan Mirliği, Soran Mirliği, Badinan Mirliği, Erdalan Mirliği böyle olmaz. Bölük pörçük. Sizi yutacaklar. Geleceğimiz olmayacak. Aslında Ahmed-i Hani geleceği görüyor. Evet. Geleceği görüyor ve bir an evvel bu bölük pörçük egemenlik alanlarına son verin, büyük bir birlik kurun diyor. Bir padişahın etrafında, bir tacın, bir tahtın, bir imgenin, bir sembolün, bir inancın etrafında bir araya gelin ve Rum Denizi ile Fars Denizi'nin sizi sürekli kana bulamasının önüne geçin artık diyor. Onlar her harekete geçtiğinde siz kana bulanıyorsunuz. Kürdistan kızıla boyanıyor. Bugün de öyle değil mi? Yani düşünün. İsrail sözüm İran sözüm ona İsrail'e misilleme yaptığında bile Kürdistan'ı vuruyor. Kürdistan'daki bebekleri vuruyor ya. Birkaç aylık bebekler enkazların altından çıkarılıyor. Hem de Güney Kürdistan Federe bölgesinde bunu yapabiliyor. Suriye'de neler yapabildiklerini zaten hayal bile edemiyoruz. Türkiye'de diledikleri zaman neler yapabildiklerini hepimiz gördük, şahit olduk. Afrin bugün çetelere peşkeş çekilmiş bir
Kürdistan'ın en verimli topraklarından, bölgelerinden birini oluşturur. Düşünebiliyor musunuz? Çapulculara, çetelere peşkeş çekilmiş ve Kürtler bu durumu görmüyor. Kürtler bu durumdan irkilmiyor. Ve bunun gelecekte nasıl daha beter durumlara yol açabileceğini bugünden görüp feryat etmiyor. Ve Kürt aydınları feryat etmiyor. Aslında Kürt aydınlarının bunu yapması lazım. Tabii. Benim şahsen temel refleksim, reaksiyonum bu. Yoksa evet, hepimiz kendi konforlu alanlarımıza çekilip kendi şiirimizle, kendi şarkımızla, kendi sanatımızla, resmimizle, kendi felsefi okumalarımızla meşgul olabiliriz ve çok da huzurlu yaşarız bireysel anlamda. Ama ulusal anlamda büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ahmet-i Hani'nin bize gösterdiği tehlikeyle hala karşı karşıyayız. Ve bir an evvel bunun önüne geçecek önlemi almamız, birliğimizi kurmamız gerekiyor.